Evet değerli arkadaşlar, fanuk kontrol ünitelerinde, fanuk kontrol panellerinde, ünitelerinde klavye kısmından nasıl yazı yazarız bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Şuraya biz punta yazmışız. Tekrar puntayı matkap olarak değiştirelim. Klavye kısmından arkadaşlar, bu arada klavye kısmından bu siyah ve büyük olan koyu harfler ilk bastığınızda yazar. Alt harfleri ise örneğin burada one'ın V'si, Y büyük, bastığımızda direkt Y'yi yazar. Ancak alt harfi ise V, yani one, one'ın V'si. Bunu ise nasıl yazarız? Önce shift'e basar, daha sonra oyalanmadan hemen ardından Y tuşuna bastığımızda ise alt harfi yazacaktır. Yani shift Y dediğimizde alt harfi yazacaktır V'yi. Burada. Şimdi shift diyelim, parantez açalım. 4'ün alt hamlesi parantez arkadaşlar. Burada da diğer parantez ise 5'in alt hamlesi. Buradan shift 4 dedik, parantezi açtık ve matkap diyeceğiz. Matkap M harfinin birinci harfi M arkadaşlar. Bastığımızda direkt yazacaktır. Eğer I yazmak isteseydik shift M diyecektik. Ondan sonra I'yı yazacaktık. Buraya matkap yazacağız. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi matkap, parantez içerisinde matkap yazdık. Yazdıktan sonra burayı değiştireceğimiz için klavye kısmından alter tuşuna basarsak eğer, şuradan burası değişecektir. Yazdığımız oraya geçecektir. Fanuc kontrol ünitelerinde de yazı yazmak bu şekilde arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.